Orhan Bey merhabalar. Merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Bizler de hoş bulduk efendim. Öncelikle sizleri tanımakla başlayalım. Sonrasında işletmemize ve faaliyetlerimize değineceğiz. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben Orhan Şahin. SP'liyim malum. SP yazılımın sahibiyim aynı zamanda. Dükkanım da burada yazılım işlerine meşgul oluyoruz. Telefon tamiri, bilgisayar tamiri de ek olarak yapıyoruz. Asıl işimiz web tasarım, masaüstü programlama, mobil programlama ve bunun gibi yazılım gerektiren herhangi işleri yapıyoruz. Bu sektöre girişiniz ne zaman oldu peki? Şöyle diyeyim aslında, ben dükkan bir yıldır var ama bunu ben lise yıllarından beri yapıyordum zaten. Lise 2'de ilk bir çocuk giyim işine web sitesi yapmıştım. Ondan sonra Allah'a şükür müşterilerin peşimden geldiler. Yardımcı oldular. Sürekli iş geldi. Böyle büyüye dükkanı açtık çok şükür. Çok genç yaşlarda başlamışsınız. Sanırım bu özel olarak ilgi alanınızda ve severek icra ediyordunuz. Öyle düşünüyorum. Aynen öyle. Zaten şu anda 19 yaşındayım ben. Hal böyle olunca da başarılı bir şekilde devam edebiliyorsunuz sevdiğiniz işi yaparak. Şu anda burada tam olarak hangi alanlarda hizmet veriyoruz? Dükkanımızı biraz tanıyalım. Dükkan bu kısım genelde satış ve bilgisayar telefon tamiri için ama müşterilerin geldiği vakit web tasarımı 2 hafta için teslim şeklinde teslim ediyoruz. Peki hangi bölgelere çalışıyoruz? Genelde web tasarım işi, yani tüm Türkiye'den nereden gelirse gelsin, hatta Türkmenistan'dan müşterim oldu, yurt dışından da gelen oluyor. Onlara iş yapıyorum genelde ama tabii ki telefon bilgisayar tamirinde yani göresel oluyor sadece SP için. Web sitelerde Türkiye hatta dünya genelinde çalışıyorsunuz diyebiliriz. Aynen. Gerçekten ustalığın önemli olduğu bir sektör. Müşteriler sizlerden herhangi taleplerde bulunuyorlar fakat kendileri bilgi sahibi olmadıkları için size tamamen güvenmek zorundalar. İşi sizin ustalığınıza bırakmak zorundalar. Burada aynen, yaşayanlar tabii ki sizleri tanıyorlar, biliyorlar, güveniyorlar fakat şehir dışında da bu sistemi kurabilmeniz sizin gerçekten işinizde bence çok iyi olduğunuzu gösteriyor. Peki sizin bu konudaki gözlemleriniz neler? Bu kadar çok insanın size güvenip sizi tercih etmesi sebepleri neler? Şöyle söyleyeyim, yaşım küçük, yeni teknoloji takip ediyorum. O yüzden yaptığım iş biraz daha iyi oluyor. Ondan sonra hazır web sitesi değil de kendim sıfırdan yazıyorum. Aynı zamanda sürekli müşteriyi bilgilendiriyorum. Ayrıca Karadeniz bölgesinin bu sektöre çok ihtiyacı var. Yani bir yazılımcı pek yok. Bu yüzden bizim de büyümemize olanak sağlıyor. Hazır web siteleri hem sizin için çok daha hızlı oluyor hem de sanırım çok daha ekonomik oluyor. Özel yazılım deyince insanlar biraz korkuyor açıkçası, bütçeden de korkuyorlar. Peki siz genellikle hangi sektörlere hitap ediyorsunuz ya da ekonomik olarak hangi skalaya hitap ediyorsunuz? Ben özel yazılımı hazır yazılım fiyatına yapıyorum. Uyguna hizmet veriyoruz anladığım kadarıyla. Aynen. Peki bu sistemleri ulaştırmanız ne kadar zaman alıyor? Genelde 2 hafta. 2 hafta içerisinde sıfırdan yapıyorsunuz. Aynen. Özel olarak sizi tercih eden sektörler var mı yoksa talep geldiği takdirde her sektöre hizmet verebiliyor musunuz? Genelde e-ticaret geliyor ama her sektöre hizmet verebilecek kapasiteyiz. Çok güzel. Estetik olarak da önemli bir iş yapıyorsunuz. Sadece yazılımdan anlamak yeterli değil. Aynı zamanda hayal gücünün de gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda peki kendinizi diğer firmalarla kıyaslarsanız eğer ne tarz işler yapıyorsunuz? Meslektaşlarımla kıyaslamayı pek sevmem kendimi ama malum dediğim gibi yaşım küçük. İllaki biraz daha şu anki popüler olan şeyleri yapmaya çalışıyorum. Yenilikçi olduğunuzu söyleyebiliriz. Aynen. O halde. Yayınımızı seyrettikten sonra da ben sizlerle görüşüp bilgi almak isteyecek kişiler olacağını düşünüyorum. Nerelerden, nasıl ulaşabilirler sizlere? Her türlü cep telefonu üzerinden, Google'a SP yazılım yazdıkları takdirde veyahut da spyazılım.com'dan her türlü ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Bizleri ağırladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Röportajımızın sonuna geldik. Seyircilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Beni bulsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.